Evet arkadaşlar, bu videomuzda bir buzdolabı tasarlamaya çalışacağız. İlk olarak çalışmamızın adını değiştirelim. Buzdolabı diye. Sonra bir kutu alıyorum. Ve kutuyu şöyle buzdolabının ebatlarına uygun bir şekilde büyütüyorum. Yüksekliğini de yine ona uygun bir şekilde yükseltiyorum. Bunun buzdolabı biraz kıvrımlı olmasını istiyorum. Köşelerin böyle kutu gibi değil de şu yarı çap açılan menü üzerinden yarı çap yazan yeri sıfırını bir yapıyorum. Evet, böylece biraz daha kıvrımlı bir hale geliyor. Ve renk olarak da rengini de değiştirmek istiyorum. Şöyle gri bir renk aldım. Evet, şimdi buzdolabının içinde bir tabii eşyaların konması için, malzemelerin, yiyeceklerin konması için bir boşluk oluşturmamız gerekiyor. Bunun için buzdolabını seçiyorum, nesnemi ve bir kopyasını oluştur diyorum. Ve bir miktar klavyemin ok tuşuyla kopyasını biraz öne çektim ve delik yaptım. Zaten seçili konumda ve delik yaptım. Şimdi ölçülerini diğerine göre biraz değiştirmem gerekiyor. Yanlarda ne kadar kalmasını istiyorsam, mesela gerçek ölçüsü 50'ymiş bu buzdolabımın. Fakat ben kopyasını biraz daha düşük yapmam gerekiyor. 50'yi 46 yapayım. İkişer milim sağdan ve soldan pay kalsın. Şu 40'ı değiştirmeme gerek yok. Zaten öne doğru çekmiştim. Şu yerden yüksekliğini de alttan ve üstten pay kalması için bunu da 70 yapayım. Evet, ve şimdi ikisini ortalamam gerekiyor. Hem delik olan kutuyu seçiyorum hem de katı olan gri kutuyu seçiyorum ve hizala diyorum. Şimdi burada her noktasından hizalamam gerekiyor. Hep orta noktalarını kenardaki ortaya ve yükseklikteki ortaya. Şu an her noktadan ortalandı. Fakat şimdi ben bunu biraz öne doğru çekmek istiyorum ki arkası delik olmasın. Evet, bu şekilde seçtik. Şimdi hizalamalarını yaptık. Tekrar ikisini birden seçiyorum ve gruplandır diyorum. Evet, gruplandırdıktan sonra gördüğünüz gibi içi delik, boşluk oldu. Şimdi içerisini doldurmaya çalışacağız. Tabii ki bir de buna kapak yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak aşağıya meyvelik için, meyve sebze konması için geniş kaplar yapmak istiyorum. Bunun için yüksekliğini 15 sanıyorum yeterli olacak. Bu şekilde dursun. Şimdi bunu da önce bir rengini bir değiştireyim. Evet, şeffaf bir renk alsın, hatta beyaz yapalım. Daha sonra şeffaf diyelim. Evet, şeffaf bir renk alsın. Şimdi bunu yerine alıyorum. Tabii bir miktar da yukarı doğru kaldırmam gerekecek. Sepetimizi yaptık. Şimdi bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Evet, ve yan tarafa kaydırıyorum. Evet, bunlar bizim meyve sebze koymak için uygun olan kutularımız. Hatta bunların da içine şöyle bir iki meyveye benzer şeyler de koyabiliriz. Şunu mesela kırmızı yapalım. Biraz boyutunu küçülteyim. 5'e 5. Yüksekliğini de yine 5. Sonra bunu kopyasını oluştur. Tekrar ikisini seç. Bir kopya daha oluştur. Evet.
Bir kopya daha oluşturayım. Evet, gibi. Peki, şimdi bunları şöyle hepsini birden seçip şuranın içine koyalım. Sanki orada bir meyve sebze bir şey var gibi dursun. Evet. Peki, şimdi üstüne bir düz tabla koyalım ki üzerine tekrardan bir şeyler konabilsin. Hemen bunun ölçüsünü yüksel 2 yapıyorum. Genişliği 50 idi. Ben bunu 8 yapayım. Şuraya sığsın. Evet, buzdolabının bir derinliğine bakayım. Evet, 40'mış. Ben de bu üzerine koyacağım tablanın, sebzeliklerin üstüne koyacağım tablanın ölçüsünü 38 yapayım. Böyle oldu. Hatta şu 2 değil de biraz daha ince olsun. 1 milimetre daha iyi. Ve bunun da yine rengini önce beyaz yapıyorum ve daha sonra şeffaf diyorum ve yerden yüksekliğini ayarlıyorum şimdi siyah üçgenden. Evet, bir de şöyle önden bakayım, tam hizadan görmüş olayım. Evet, sanıyorum yeterli. Şimdi yerine alıyorum. Böyle içeri doğru. Ben şimdi bu parçayı çoğaltarak üst taraflara da eklemek istiyorum. Bir duplicate'den kopyasını oluşturdum ve yukarı çektim. Şu kadar yeterli sanıyorum. Şöyle biraz da mouse'umun tekeriyle biraz indireyim. Evet, bir kopya daha oluşturuyorum. O doğruya oluştu. Ve bir tane daha oluşturuyorum. Evet, buzdolabımın parçaları, gözleri daha doğrusu, tamamdır. Bir de kapağını yapalım bunun. Kapak içinde yine bir kutu seçiyorum. Kutunun ölçülerini kapak olacağı için şuradan ölçü seçeyim. Evet. Şu ölçüyü, burası 50 idi tam kapanacağı için, ben de o ölçüyü 50 yapıyorum. Fakat şu kenarını şurayım 8, hatta 5 nasıl olacak? Evet, sanki 5 daha iyi gibi. Evet, peki bunun bizim buzdolabının yüksekliğine bir bakalım. Bu da 74'müş. O zaman ben bu kapağın da boyunu 74 olarak ayarlamam gerekecek. Evet. Bu şekilde ayarlamış olduk kapağını da. Hemen rengini gri yapayım. Evet. Şimdi bir de bunun az önce buzdolabına yaptığım gibi şuradaki yarı çapını 1 olarak ayarlamak istiyorum ki uyum içerisinde olsun. Evet, bu da ona benzedi. Şimdi bir de kopyasını oluşturacağım parçamın ve birazcık kopyasını dışarıya alıyorum. Delik yapıyorum kopyasını. Ölçülerini de biraz küçültüyorum. Burayı 48 yapayım. Yerden yüksekliğini de, boyunu da 70 yapayım. Yer kalsın ve ikisini birden seçiyorum. Hem delik olanı hem katı olan cismi ve hizala diyorum. Neyden? Bir boydan hizalayacak ve bir de şuradan hizalamasını istiyorum. Buradan yapmasın çünkü zaten ben delik olanı dışarı çıkarmıştım. Evet, şimdi ikisini birden seçip gruplandır diyorum. Ve buzdolabının kapağı içi oyuk vaziyette çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi bunu da buzdolabının kapağı açıkmış gibi olmasını istiyorum. Onun için buzdolabına doğru biraz yaklaştırıyorum köşeye. Hatta şöyle biraz daha açabiliriz. Evet, kapağın biraz da eğimli olmasını, açık gibi durmasını istiyorum. Biraz açısını değiştirdim ve tekrar ok tuşlarıyla buzdolabına uygun bir yere
yaklaştırıyorum. Sanki menteşe varmış gibi kapıya dayansın şöyle. Evet. Şöyle buzdolabımız artık tamam. Şimdi ne lazım? Buraya da yine bir şeyler eklemek lazım. Yine su şişelerinin olduğu yer, daha sonra yumurtaların olduğu yer, kavanozların falan konulduğu yer gibi. Şimdi öncelikle su şişelerinin konması için önüne bir engel yapmak istiyorum. Bunu şu şekilde yerden yüksekliğini 3 yapayım. Şu genişliğini de 1 yapmak istiyorum. Bir çubuk gibi düşünebilirsiniz. Şu 20'yi de 50 idi. 50 yapıyorum. Ve hemen rengini de beyaz, daha sonra şeffaf yapacağım. Evet, bu şekilde yaklaştırdık. Şimdi açısını ona göre biraz döndürmek istiyorum. Daha sonra klavyeyle de şöyle kapağına doğru bir yaklaştırayım. Yukarıya kaldıracağım. Tamamdır. Buzdolabımızın şişe konulan kısmı orada dursun. Şimdi bundan bir kopya oluşturayım. Biraz genişleteceğim sadece. Evet, ve kopyasını şöyle biraz dışarıya doğru alayım. Evet, hemen bunun ölçülerini şöyle biraz yakından bakmak istiyorum. Evet, şu ölçüsünü öncelikle şu açıyı tekrar ilk konuma getirmek istiyorum ki rahat çalışabileyim. Sonra tekrar çeviririm. Evet, şu kenarını 1,24'müş. Burayı 5 yapayım. Düzlük bir zemin olsun. Çıkıntı olabilir. 4 yapmak istiyorum. Evet. 4 yapayım ve şu kalınlığı da çok kalın bu. Yüksekliğini de yani. Tekrar şuraya tıklayıp kaçmış. 3'müş. Bunu da yine 1 yapayım. Evet. Şimdi bunu da buzdolabının kapağına yerleştireceğim. Fakat öncelikle biraz açısını buzdolabının kapağının açısına denk getirmem gerekiyor. Şöyle sanıyorum tamamdır. Evet. Bu şekilde kalsın. Biraz da yerden yukarıya kaldırıyorum. Bu şekilde bir rafımız oldu orada. Evet, şimdi bu rafımızdan bir kopya oluşturayım. Evet, şu an kopyası oluştu. Biraz olduğu gibi yukarıya kaldırayım ve bir kopya daha oluşturup hatta bir tane daha burada yer varken evet, burada da raflarımız olmuş olsun. Şimdi yukarıya bunun buzluk ya da nofrost, hani dondurucu, derin dondurucu kısmını da yapabiliriz ama aynı işlemler olacak. Onun için fazla zaman harcamak istemiyorum. Ben şimdi bu bütün yaptıklarımı bu şekilde tutup bir gruplandır diyorum. Evet, buzdolabımız tamam. Dediğim gibi ben çok fazla zaman kaybetmemek için buranın üzerine, belki de içine derin dondurucu kısmını, şurasına bir buzdolabının açma kapama kulpunu ve alt tarafında ayaklarını yapmadım. Ama sizler daha detaylı bir çalışmayla hatta buraya yumurtalık da yapabilirsiniz.